Gürül gürül akan suyun hemen yanındayız. Bugün Kayseri'nin turizm incisi, en yeşil ilçelerinden bir tanesi Yahyalı'dayız ve Kapuzbaşı Şelalelerindeyiz. Efendim Türkiye'nin debisi en yüksek şelalesindeyiz. Arkamda gördüğünüz gibi şelalenin suyu gürül gürül akmaya devam ediyor. Bu eşsiz manzara eşliğinde sıcacık tavşan kanı çayımı yudumluyorum. Bugün burada doğal köy evinde konaklayacağız ve Kayseri'de Kapuzbaşı'nda muhteşem doğanın, mangalın, közde mısırın, semaverde çayın, közde çayın ve kahvenin ve bu muhteşem manzaranın tadını çıkartacağız sizler için. Sizler de bu muhteşem yere gelerek hem ailenizle keyifli bir akşam, keyifli bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız ve tabii ki Aladağların hemen sırtında bu muhteşem oksijeni ciğerlerinize teneffüs etmek istiyorsanız doğru adresiniz Kapuzbaşı'nda yer alan doğal köy evleri olmalı. Gezici Radar sizler için başlıyor. Bir ahlat yapı gezici radarı sunar. Efendim Kapuzbaşı'na gelip bu damak çatlatan lezzeti tatmadan buradan ayrılmak olmaz dediler ve muhteşem benekli ve doğal alabalık. İşte görüyorsunuz Kapuzbaşı'nın suyu Yahyalı'nın havasıyla buluşuyor ve muhteşem eşsiz bir tat olarak sofralarımıza ulaşıyor. Oğuz Bey ile birlikteyiz. Burada görmüş olduğumuz serpmeyi avı biraz sonra havuza bırakacak ve bakalım bahtımıza ne gelirse diyelim rastgele sahneyi size bırakıyoruz Oğuz Bey. Geliyor mu? Geliyor. Maşallah, maşallah. İşte görüyorsunuz onlarcası burada. Serpmenin içinde derya kuzusu bunlar diyelim. Hakikaten alabalıklar. İşte kendisine en yakın deniz 300 kilometre uzaklıktaki Kayseri'de muhteşem alabalık keyfi. Nerede? Türkiye'nin debisi en yüksek şelalesi Kapuzbaşı'nda. Efendim Mehmet Usta ile birlikteyiz. Ne yapmıştık? Az önce Oğuzhan Usta ile birlikte balığımızı alabalık havuzundan tutmuştuk. İşte görüyorsunuz burada böyle boylu boyunca uzanmış yatıyor. Artık yalnız da değil ayrıca. Yanında soğanı, patatesi, biberi, domatesi ve tabii ki altta ekmek banacağımız o lezzetli yağı anlatırken damaklarımızda böyle muhteşem lezzetini şimdiden hatırlar ve anlar olduk. Gerçekten muhteşem bir uyum görüyorsunuz bu tabakta. Usta buraya gelen bu lezzetli tabağı yemeden ayrılmıyor. Tabii yediği zaman da dilden dile anlatılıyor. Evet. Nedir bu balığı böyle eşsiz, lezzetli ve güzel kılan? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu balığı lezzetli kılan öncelikle şelalenin suyunda yetişmiş olması. Diğer balıklara göre suyumuz daha soğuk olduğu için ayrıca bir lezzet katıyor suyun soğukluğu. Bu gibi şeyler yani. Tabii şimdi balığın yağlısını severiz Türk milleti olarak. Bu balık da soğuk suda hayatta kalmak için daha yağlı bir katman oluşturuyor kendisine ve bu sayede hayatta kalıyor ve daha da lezzetli, daha da sağlıklı, daha da güzel bir balık elde edebiliyoruz. Şimdiden afiyet olsun diyelim. İstersen bunu gönderelim. Daha sonra da çıkmış halini sizlerle paylaşalım. Efendim işte lezzetli balığımız şu anda fırından çıkmış durumda. Gerçekten domatesiyle, biberiyle, soğanıyla, patatesiyle dillere destan. Gerçekten damaklarımıza layık muhteşem bir lezzet şöleni oluştu. Hakikaten iştah kabartıyor ve hem görenin, hem duyanın, hem de yiyenin damaklarını çatlatıyor. Melih'in kameranın arkasından nasıl güzel baktığını görebiliyorum. İşte bu lezzetli balığı sizler de yemek istiyorsanız doğru adresiniz Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Şelaleleri olmalı. Türkiye'nin en büyük ve en yüksek debili şelalesinde Türkiye'nin en lezzetli balıkları sizleri bekliyor.
Efendim Kabusbaşı'na geldiğinizde bu muhteşem doğayla, kuş sesleriyle, cırcır böcekleriyle ve tabii ki şelalenin eşsiz su sesiyle muhteşem bir hafta sonu, bir zaman dilimi geçirebilirsiniz ve geldiğinizde bu tarz yerlerde, doğal evlerde de kalabilirsiniz. Duvardan oturacağınız sandalyeye, kullanacağınız masaya kadar her şey tamamen ahşap ve adeta bir otel konforunda, ev rahatlığında muhteşem bir hafta sonunun, harika bir zaman diliminin içerisinde bulabilirsiniz. Burası oda ve bir de tabii ki bu güzel odanın, şirin odanın muhteşem bir balkonu var. Adeta bir ferahlığa açılıyor. Karadeniz yaylaları değil burası. Burası İç Anadolu'nun kalbi, Kayseri'de Yahyalı ilçesi ve Türkiye'de debisi en yüksek şelale olan Kapuzbaşı şelalelerine şu anda 300-400 metre uzaklıktayız. Arkamızda gürül gürül Kapuzbaşı'ndan gelen suyun sesini duyabiliyorsunuz zaten. Ve bu muhteşem balkonda suyun sesini dinleyerek doğayla hemhal olup gerçekten hayatınızda unutamayacağınız vakitler geçirebilirsiniz. Efendim milli şairimiz Mehmet Akif'in o muhteşem dizelerine döndürüyor arkamdaki manzara bizi. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda. Hakikaten üzerinde ayak bastığımız her bir toprak cennet vatanımızın bütün güzelliklerini gözlerimiz önüne seriyor. Yahyalı takım şelalelerindeyiz. Efendim Kapuzbaşı'ndayız. Arkamızda Elif Şelalesi var ve gerçekten binlerce yıldır aynı güzellikle, aynı muhteşemlikle akmaya devam ediyor. Adeta buradan bir mucize doğuyor ve sadece Türkiye'ye değil, dünyanın dört bir yanına nam salmış Kapuzbaşı işte buradan çıkıyor ve adeta bir takım şelalesi gibi boylu boyunca da uzanıp akmaya devam ediyor. Hafta sonlarınızı ya da boş vakitlerinizi geçirebileceğiniz muhteşem manzaralara, harika sahnelere eşlik edebileceğiniz Kapuzbaşı şelaleleri bütün haşmetini gözlerinizin önüne sermek için sizleri bekliyor. Efendim şu anda Aladağlar Milli Parkı'nın içerisindeyiz ve muhteşem oksijen dolu bir yürüyüşün ardından bu muhteşem manzarayla karşılaştık. İşte görüyorsunuz Kapuzbaşı'nın suları buraları da süslüyor, bu dağları da besliyor ve muhteşem manzarası, harika doğası ve tabii ki olmazsa olmaz oksijen deposuyla hafta sonlarınızı, ailenizle geçirebileceğiniz keyifli vakitleri ve tabii ki doğayla iç içe olmanızı sağlıyor. Bu muhteşem suya şöyle kendimizi bırakalım dedik ama inanın yürümesi, durması oldukça zor çünkü su buz gibi. Şimdi izninizle suyun tadına bakacağım. Gerçekten çok lezzetli bir su ve dediğim gibi buz gibi bin yıllardır da gürül gürül akmaya devam ediyor. Bu muhteşem manzara, muhteşem doğa Kapuzbaşı'nda saray köşk evlerinde sizleri bekliyor. Efendim Aladağlar Milli Parkı'ndayız ve Aladağlar Milli Parkı dediğimiz zaman, Kapuzbaşı dediğimiz zaman akla hiç kuşkusuz ki bu ahşap evler geliyor. Köşk evleri geliyor. Gerçekten doğayla iç içe. Muhteşem Aladağlar ormanlarının hemen ortasında ve doğayla, oksijenle, ağaçla hemhal olabileceğiniz, doğal yaşamdan muhteşem kesitleri ve parçaları bulabileceğiniz bu muhteşem evler Aladağlar'da Kapuzbaşı şelalelerinin hemen 8 kilometre ötesinde sizleri bekliyor. İki kattan oluşuyor bu evler. Görmüş olduğunuz gibi lavabosu, banyosu, mutfağı ve burada oturabileceğiniz bir oturma grubu mevcut ve tabii ki dağ evi dediğimiz zaman hepimizin aklına aynı soru geliyor. Efendim şömine var mı? Ateş yakabiliyor muyuz? İşte gördüğünüz gibi burada da bir kömür sobası, bir şöminesi mevcut ve hemen dışarıda da mangalımız var. Burada size odun temin ediyorlar ve tabii ki Aladağların muhteşem havasında, muhteşem manzarasında mangallarınızı yakıp etlerinizi şöylece yerleyebiliyorsunuz. Bu muhteşem doğa, harika hava sizleri bekliyor. Neredeyiz? Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Aladağlar Milli Parkı'nın tam olarak ortasındayız. Efendim mangalımızın başına geçtik. Yavaş yavaş ateşimiz de közlenmeye başladı diyelim. Yahyalı kaymakamımızla birlikteyiz. Efendim gerçekten hani Kayseri'nin dört yanı güzel, cennet ama Yahyalı için hem doğası hem havasıyla ayrı bir parantez açmak lazım. Şu anda Türkiye'de gerçekten çok önemli bir alandayız. Bir milli parktayız aslında. Biraz alandan, atmosferden bahseder miyiz? Görmeyen, bilmeyenler için etrafımızda neler var? Tabi burası sadece Yahyalı değil, Kayseri'nin önemli turizm değerlerinden bir tanesi. Bulunduğumuz alanda Aladağlar Milli Parkı'nın içerisi Türkiye'nin en büyük milli parklarından bir tanesi. Aladağlar Milli Parkı şu anki tam olduğumuz yerde Ulupınar Köşk Evleri. Milli parklarımıza ait 14 tane totalde villa tipi
köşk evi bulunmaktadır. Burada yerli yabancı turistlerimizi, genelde ailelerimizi özellikle hafta sonlarında çok yoğun bir şekilde ağırlamaktayız efendim. Evet, gerçekten doğayla iç içe bir noktadayız. Biraz sonra bu mangalın başına belediye başkanı da Esat Öztürk de gelecek ve arkamızda görmüş olduğunuz etleri burada pişireceğiz. Hakikaten doğayla iç içe olmak istiyorsanız, biraz su sesi, biraz ağaçta bol oksijen diyorsanız ve biraz da olsa doğal yaşam alanı istiyorsanız kesinlikle en doğru adres burası diyebiliriz. Bir ucu Kayseri, bir diğer ucu ise neredeyse Adana sınırlarına uzanan bu milli park hem ülkemiz hem bölgemiz için oldukça önemli bir değer. Kaymakam Bey yavaş yavaş buradaki odunları köz haline getirsin. Belediye başkanımızı da aldıktan sonra etleri pişirelim ve inşallah afiyetle de yemiş olalım. Efendim az önce Sayın Kaymakamımız sağ olsun buradaki odunları yavaş yavaş böyle köz kıvamına getirdi. Pişirecek kıvama geldi. Biraz sonra Sayın Belediye Başkanımız da tavuklarımızı pişirmek üzere mangala koyacak. Atanmış ve seçilmişin en güzel uyumunu mangalda, Aladağlar'da görebiliyoruz. Tabii başkanım, Sayın Kaymakamımız anlattı ama siz buralısınız, Yahyalılısınız ve Yahyalı'da doğdunuz, büyüdünüz. Biraz bize bu atmosferden siz de bahseder misiniz? Evet, tabii arz edeyim. Öncelikle tabii yeryüzü cennetindeyiz şu anda. Ulu Pınar'ımızın hemen yanında milli parklarımıza ait özel bir işletme tarafından işletilen köşk evlerindeyiz. Ben her zaman söylüyorum, gerçekten İsviçre'nin Davos'unu da gördük. Ben Türkiye'nin Davos olarak görmüş olduğumuz şu anda köşk evlerindeyiz. Ve özellikle gönülden yürekten ben teşekkür ediyorum. Tabii atanmış ve seçilmiş dediniz. Ben gerçi her ne kadar öyle de olsa, tabii biz mülki amirimiz, ben öncelikle ve yürekten gönülden ilçe kaymakamımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bir uyum içerisinde, zaten kurumların birbirine uyum olduktan sonra gerek illerimiz, gerek ilçelerimiz, beldelerimiz bu konuda gerekli bereketi görür diye düşünüyorum. Kazanan nihayetinde görev yapmış olduğumuz ilçelerimiz, beldelerimiz olur. Ben hakikaten yaklaşık bir yıl oldu. Canı gönülden biz Sayın Kaymakamımızı seviyoruz sağ olsun. O da doğa sever, turizm sever bir mülki amirimiz. Cenab-ı Allah yolunu açık etsin, ben dua da etmek istiyorum. Sağ olsun gönülden yürekten bir teşekkürümüzle mangalı hazırlamış oldular. Tabii eti koymak da bize düşmüş oldu. Tabii yabancı da değil Sayın Kaymakamımız burada. Malumunuz bizim Adana'da görev yaptığı için Sayın Kaymakamımız buralara gönüllü olarak gelmiş oldu. Turizm sever bir fıtratı var. Ben özellikle dediğimiz gibi bu ahenk içerisinde kazanan bizim Yahyalımız olacak. Kazanan bu bölge insan olmuş olacak. Şimdi efendim Sayın Başkanımız kesinlikle çok doğru bir şey söyledi. Kazanan Yahya olacak ama ben de en az o kadar doğru bir cümle söyleyeyim. Doyan da biz olacağız inşallah biraz sonra, çünkü biraz acıktık ve gerçekten açık hava, çok güzel yürüyüş parkurları ki ekranlara getirdik zaten, sizlerle buluşturmuştuk. Buraya gelirseniz mutlaka önce havasını teneffüs etmeyi, sonra bu güzel parkurlarda yürümeyi, sonra tabii ki iştah açan sağlık sularından içmeyi ve en sonunda da mangalla günü noktalamayı unutmayın diyoruz. Az önce başkanım söyledi ve her zamanki sloganı, yeryüzündeki cennet Yahyalı Aladağlar Milli Parkı siz değerli misafirleri bekliyor. Kayseri içi, Kayseri dışı hiç önemli değil. Gönlü yüreği Yahyalı insanın her daim herkese açık. Efendim bugün programımızı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün o meşhur sözüyle kapatmak istiyorum. Bugün yeryüzündeki cennet Yahyalı'daydık ve gerçekten Kapuzbaşı'nın bütün güzelliklerini bir kez daha gözlerimizle görmüş olduk, şahitlik etmiş olduk ve Kayseri'nin, Yahyalı'nın, hatta İç Anadolu bölgesinin akciğerleri diyebileceğimiz Aladağlar Milli Parkı'nda muhteşem bir akşam geçirdik. Gördüğünüz gibi programımızı da bu muhteşem mısır lezzetiyle kapatmış oluyoruz. Gerçekten buraya geldiğinizde yemek mutfak zevkiniz ve yemek zevkiniz, damak zevkiniz bir noktada daha gelişecektir. Şu kadarcık bir mangalla yapamayacağınız lezzet yok. Hakikaten hem Yahyalı'nın bu muhteşem havası, suyun kenarında bol oksijenli bir şekilde ailenizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle şehrin havasından uzak, Kayseri'nin ve Türkiye'nin kasvetinden uzak birkaç saat, hatta birkaç gün geçirebilirsiniz diyoruz ve yolu düşen herkesi Aladağlar Milli Parkı'na, Yahyalı'ya, Kapuzbaşı'na davet etmiş olalım diyoruz. Efendim bu haftalıkta Gezici Radar programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yeniden sizlerin karşısında oluncaya dek hoşça kalın. 1071 Ahlat Yapı Gezici Radar'ı sundu.